Erkam Erkan bin Ebil Erkam için birkaç cümle Lütfen söyleyeyim. hocam. Ne kadar yaşıyor biliyor musunuz? 80 küsur senedir. Evet uzun bir ömür. Evet. Ne biliyoruz Erkam'dan? Aslında hiçbir şey. Ev var ya ev öyle bir ev ki bütün diğer amellerini gölgede bırakmış. Bedre katılmış, Uhud'a katılmış, Hende'ye katılmış, Allah Resulü ile bütün seferlere katılmış. Efendimizden sonra Hazreti Ebubekir'in yanında, Hazreti Ömer'in yanında. Allah Resulü'nün yanında nedir biliyor musunuz onun konumu? Vahiy katibi. Ya bunların hiçbir tanesi bizim gözümüze gelmiyor. Hiç kimse mesela evet. bunları konuşmuyor. Niye? Öyle bir amel var ki o amel bütün hepsini gölgede bırakmış. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle büyük bir amele karşı vefa adına Tam ne onu söyleyecektim Medine'de? Ne Gelmiş daha kendi evi yok birisi bir arsa Allah hicretten Resulüne, sonra arkadaşlar hicretten evet, sonra bahsedelim. Allah Resulüne infak ediyor. Bana erkamı bulun diyor. Ya. Madem bu büyük hayrın altında onun imzası var. Bu yiğitler onun evinde yetişti al diyor bu ev senin. senin. Bedir oluyor Merzuban isimli bir kılıç ganimetlerin içerisinde Allah Resulü şöyle kaldırıyor. Sahabe diyor ki keşke benim Mize olsa varsa. keşke bize verse. Nerede diyor Erkam Allah Resulü Erkam'ı getiriyor ona veriyor. Allah Resulünün vefası bambaşka zaten. O vefa ayrı bir şey, ayrı gerçekten saatlerce üzerinde konuşulabilecek bir mesele. Mesele hiç unutmuyor sallallahu aleyhi ve sellem hep Erkam gibi kendisinden iyilik gördüğü insanlara daha üstünde bir iyilikle onların o iyiliklerini de ölümsüzleştiriyor. Erkam bin Ebil Erkam iki tane hadisini tek okuyoruz biz hadislerinden bir tanesi şu geliyor bir gün Efendimizin yanına ya Resulallah diyor ben Kudüs'e gitmek istiyorum Efendimiz diyor niçin gideceksin? Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip sevap kazanmak istiyorum aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o günkü yol şartları işte daha Kudüs <laughs> Müslümanları tarafından fethedilmemiş benim mescidimde kıldığı namaz orada kıldığın namazdan daha da faziletlidir diyor. Biliyorsunuz biz şimdi fazilet sırasını nasıl yapıyoruz? Mescidi Haram, Mescid-i Nebevi, Mescidi Aksa. Mescidi Haram'da bire yüz bin, Mescidi Nebevi'de bire bin, Mescidi Aksa'da bire beş yüz. Allah Resulü onu söylüyor. İkinci rivayet ettiği hadis de çok önemli. Cuma günleri insanlar camilere girdikleri zaman bazen bu yanlışı yapıyorlar arkalarda oturuyorlar böyle işte ayakkabılıklarda hmm. hemen kaçacaklar ya, <laughs> İnsanlar da geliyor bu sefer onlara rahatsızlık veriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bunu men ediyor. Önde oturun, arkada geç gelen de sakın öndekileri rahatsız etmesin caminin adabına ait rivayet ettiği bir hadis hmm. ve daha neler neler hatıralar Allah kendisine ebeden Abi. razı olsun o 80 küsür senelik ömrünün sonunu Medine'de tamamladığı zaman oğluna diyor ki koş diyor bana Sad bin Ebi Vakkas'ı çağır <laughs> o gelsin benim Ebi cenazemi dağımsın. kıldırsın. O, o günlerde biraz Medine'nin dışında oturuyor. O gelene kadar o gün Medine valisi Mervan bin Hakem hemen Hazırları geçmiş, yapmış, geçmiş, başta. geçmiş oraya. Tabi Osman bin Erkan bırakmıyor diyor babamın vasiyeti var. Geçiyor Sad bin Ebi Vakkas gözyaşları içerisinde o günleri de anarak bir cenaze namazı kıldırıp Erkan bin Ebil Erkam'ı Bakı Karbistanlığındaki yerine defn